İyi akşamlar efendim. Masama hoş geldiniz. Bugün bir özenle hazırlandım. Gördüğünüz gibi hafif ciddi ama hafif dikkatli ve özenli. Neden? Çünkü bu akşam yıldızlar kuşağımda, doğayanlar kuşağımda benim için çok ama çok önemli ustam diyebileceğim biri var. Yıllarca kendisini seyredip hiçbir şey soramamıştım. Ne mutlu ki bana bu akşam kendisinden birçok şey öğrenebileceğim. Demet Akbağ masamda, başlıyoruz, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Doğacığım. Herhalde bir oyuncunun yaşayacağı en güzel bir saatin içine girdim. Kendi adıma söylüyorum. Ay ne güzel. O kadar enerjin güzel. Güler yüzlüsün her zaman olduğu gibi. Ben de gayet keyifle oturdum koltuğuma. Yani kırmadınız, geldiniz. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu anlamda seçici olduğunuzu biliyorum. Evet. Az konuşursunuz, öyle her yerde görünmezsiniz falan. O yüzden biraz da havamı da atacağım yani. Sonuçta. Seni sevdiğimi biliyorsun. Programın da gayet başarılı. Teşekkür ederim. Çok da güzel gidiyor. Ben de isteyerek severek geldim. Yani şunu istiyorum. Dün geceden beri çalışıyorum. Çok dürüstçe itiraf edeceğim. Tamam. Şimdi yıllarca izlediğim bir sanatçı var karşımda. Tiyatroda izlemişim, sinemada izlemişim, dizide izlemişim. Herkes gibi elbette ama bizim için, biz oyuncular için, hele ki benim gibi komediye gönül veren, komediyi seven bir kadın oyuncu için sizi izlemiş olmak sahnede ve sonrasında tanıyor olmak çok özel bir şey. Ama çalışırken yabancılaşıyorsun tabii. Çünkü çok yüklü bir kariyer. Ödüller, projeler, her şeyde başarılı olmak vesaire. Hep merak ettiğim sorular. Tamam. O yüzden bu akşam seyircilerimizin de izniyle, ki onlar çok bu konuda anlayış gösterirler bana, ama sanki sadece kendime çekiyormuş. Çekiyor. Güzel, tamam. Ben de çok kendini anlatmayı seven biri değilim. Biliyorum. Ama bakalım ne olacak. Ama merak ettiğim sorular tamam, var. Onları peki. Bana cevaplarsanız çok çok sevineceğim. Tamam. Ve yeni bir taze bir heyecan. 3 gün oldu değil mi göreviniz? Evet, görevimiz tatil. Tatil. Gala nasıl geçti? Valla çok, yani galalar zaten hep sevdiğimiz dostlarımız, meslektaşlarımız, yakınlarımız, arkadaşlarımız çok destek olurlar ve her zaman coşkulu geçer. Ama ben seyircinin nefesini iyi dinlediğimi hissediyorum ve bu konuda biraz iddialı olabilirim. O sadece biz varız coşkusu değildi. Gerçekten filmi sevdikleri gözlerinden o kadar belliydi ki. Normalde hani ellerinize sağlık, emeğinize sağlık, tebrik ediyoruz, hoşça kal deyip giderler. Hatta filmin finalinde kimseyi bulamazsın çoğunlukla. Doğru. Hani herkes doğru. Bir şekilde biz seni nasılsa göremeyiz diye erken ayrılıklar vardı falan. Başın kalabalıktılar. Hiç kimse gitmemişti. Ne güzel. Film bittikten sonra. Ne güzel. Aynı kalabalık o içeri girerken şöyle bir göz göze geldiğim, sonra konuşuruz deyip de sonradan konuşamadığım insanlar olurdu. Bu sefer herkes oradaydı ve çok mutlu etti beni bu. Sevdiler filmi ve çok içtenlikle söylediler. Aynen bunu. Öyle ve yorumlar fısıldamalar da başladı. Hep şunun üzerine söylüyor. Bir hikayesi olan, bir konusu olan bir film. Çok iyi çekilmiş bir film. Çok iyi oynanmış bir film. Sanıyorum bu seyircileri çok etkileyecek. Zaten bugün yarın siz gişeyi de öğrenirsiniz. Evet. Yolu çok çok açık olsun. Teşekkür Kısa bir ara. Sonrasında döndüğümüzde size fragmanı da izleteceğim. Kamera arkasında. Buyursunlar efendim. Heyecan ne olacak? Her oyuncunun... Kamera arkalarını şu anda gördüğüm için birazcık heyecanlıyım. Evet, ben de seyretmemiştim. Ben her gittiğim filmden sonra eve gelir o kimse başroldeki, ben o olurdum evde. Bu iki kardeşi, bu trajikomik kardeşleri ben birbirinden çok ayırmayı sevmiyorum. Onlar bir arada iyiler. Evet. Canı yandığı zaman değil mi orada? Yani başka orada bir... sevdiği birinin canı yandı. Diye ağlamıyor, o bir komedi evet. Diye. Burada doğaçlama var mı mesela? Ama neler bulmuşsunuz gerçekten. Evet arkadaşlar, bu tamamdır. Ben, bu bende. Ay diyorum, şimdi yaptığımız şakaları bir de onlara mı yapacağız aynı şey? Bunları bana hediye edin sonra. Tabii ki etmem. Sizin için olmalı. Benim arşivimde yok bu kadarı yani, açık ve net söyleyeyim. Az sevgiler. Evet. Hemen böyle adı üstünde görevimiz tatilin bir fragmanını izleyelim mi? Şöyle tamam, izletelim izleyelim. Seyircimize. Sonra da kamera arkası gelecek, söz verdiğim gibi, buyursunlar. Adım Türkan. Türkan Mutlu. Fedakar Türk kadını dedikleri kadının ta kendisi. Böyle yapıcı bunların hepsi havalanıyor. Ayakkabılar Sıtkı. Soyunayım bir de çıplak GBT'ye bak istersen. Sizi teker teker alsam daha iyi olur. Şairim ben. Şimdi saati 1000 liradan günde kaç kişi geliyor sana doktorcuğum? İstemediğim hayatın kölesi oldum.
Soruyu sor. Soruyu sor. Dışarı çık. Eyleme geç. Eyleme geç. Soruyu sor. Dışarı çık. Eyleme geç. Göreviniz. Göreviniz. Tatil. Tatil. Sıtkı. Türkan. Baba. Melike. Anne. Ali. Türkan. Ay Sevil teyze, gir içeri, konunun seninle alakası yok. Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik. Sen benim kızım düğününde bu bronzu taktığın gün bittin Sıtkı. Kızın üçüncü evliliğiydi, biz de bronz taktık. Kendi aranda konuşma. Fren mi tutmuyor? Ne? Yaptın arabadan. Kızımı dinleyeceğim, tuttu çocuğum. Hop! Hop! Korkmayın, ben buradayım. İşte burası da bizim fakirhane. Çıkar şalvarını ver bana. Burada ne yapar? Evet, burada olmaz. Yürüyün hanımlar, eve. Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya. Aç bakayım ağzını. Diş yok, diş. Çene var ama can 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 konuşuyorsun. Yok maşallah Sıtkı. Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın. Ay sus. Ay yok. Ay yok 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 yok. Ah ah, tadına doyulmaz bir sinema filmine benziyor. Zafer Algöz'e de buradan selamlarımızı iletelim. Evet, evet. Ve yönetmen Murat Şeker'e Murat ve Şeker. Senaryo yine Murat Şeker Murat ve Ali Tanrıverdi. Evet. 9 senedir tatile gidemiyorlarmış ha bunlar. Gidemiyorlar. Bu 9 çok önemli. 9 diye tutturdular. 9 yıldır tatile gidemiyorlar. 20. evlilik yıl dönümleri aynı zamanda filmimizin başladığı ilk kareler. Hem evlilik yıl dönümünü unutup hem istemediği insanları evlilik yıldönümünde o gece yemeğe davet edip hem bir de bu tatil faslı da o yemekte tekrar gündeme gelince Türkan bir fenalık geçiriyor. O fenalığın hemen akabinde aile terapistinin de önerisiyle fragmandan anladığım üzere aile terapistinin önerisiyle Pinti Sıtkı'nın ucuza kiraladığı karavanla tatile çıkıyorlar. Seyirciye ne vaat ediyor? Niye gitmeli seyirci bu filme? İyi gelir seyirciye. Onlara iyi gelen bir film yaptık. Mutlu hissederler kendilerini, gülerler. Elek ve karı kocalar tatile gitmeyenler evet, falan varsa. Evet, evet, evet ama tatil aslında bahane. Yani benim için tatil hakikaten insanın rutin yaptığı şeylerin biraz dışına çıkması. Evet. Herkesin tatil anlayışı farklı olabilir. Aslında baş başa kalamadıklarından şikayetçi Türkan. Yani onun derdi illaki deniz, güneş, kızgın güneş, kumlar değil. Değil yani evet. O ailesiyle baş başa vakit geçirmek istiyor. Çünkü çocuklar kendi dünyasında sosyal medyada dalmışlar gitmişler. Öbürü arkadaşlarıyla chatleşme peşinde. Kopmuş aile birbirinden. O iletişimsizliğe bir çare bulmak adına diyor ki terapiste siz baş başa kalamıyorsunuz. Siz bir tatile çıkın. Zaten bir de bu 9 yıl davası da var. Çok, çok güzel. 9 yıldır tatile çıkamama. Çok güzel bir yerde Birgi'de çektik filmi. Güzel mekanlar, tatlı konuk oyuncular, sevimli, sıcak bir aile belli, filmi çok oldu. Belli. Hadi kamera arkasından da bahsetmişken oraya, ona da bir göz atalım lütfen. Peki. Buyursunlar. Yakışıklı. Karizmatik. Cebinde. Güzel yap yapan eksik olan. Biz bunu bir kere zaten o kanalı böyle çektik, attık. Zaten ki herkes şu tarafa doğru bir uzaklaşacak senden. Sakin ol. Sakin ol. Bir dakika sakin ol. Korkmayın. Korkmayın sakin ol. Ne oldu baba? Evet, tamam. 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 Şimdi sen neresinde duracaksın? Şimdi hepiniz arka arkaya şey yapamazsınız. Tamam. Hadi gülün bakayım. Hadi çekiyorum. Oy, diyorsun ki bayağı tiradım var. Nasıl olacak bu işte? Bu cümleler de gayet güzel. Hocam sizi görünce biraz heyecanlandım. Dur Allah aşkına beni görünce artık heyecanlanmayın. Bayılacağım. Maskeyle oynayacağım bundan sonra sen. Bu heyecanlananlardan çok olur. Zıplayın babacığım. Top üstten avuda gitsin. Zıplayın. Evet, kestik. Süper.
Çok güzelmiş, çok neşeliymiş. Evet, bu heyecan ne olacak? Her oyuncunun... Kamera arkalarını şu anda gördüğüm için birazcık heyecanlıyım. Evet, ben de seyretmemiştim bunları. Şu maskeyle anda... geleceğim artık sete diyorsunuz ha. Yeter bu heyecanla. En çok bunu mu duyuyorsunuz acaba? Sizi görünce heyecanlandım. Normalde ezberi tam da şu anda sizi görünce heyecan. Dedim artık heyecanlanmayın. Bir şey yap, bir de yardımcı da olduk çok ama oğlumuz çok tatlıydı, birkaç kere de çektik orayı, azıcık son bir cümleye geliyor, zorunu bitiriyor, en kolay yerde takılıyor, orası biraz öyle bir ama yer. Ama normal, haklı bir heyecan, o ne olursa işte, olsun evet. Yani karşıda bir usta olunca. Şimdi diyoruz ki efendim görevimiz tatil, çoluk çocuk sanıyorum toparlanıp gidebilecekleri, gönül rahatlığıyla izleyebileceğiniz bir film diyoruz. Şekerlere de buradan selam ediyoruz. Şimdi artık geliyoruz efendim. Büyük sanatçının içinden çıkan bu duygular ilk nerede yeşerdi? Yani bu çocukluk nasıl bir çocukluktu? Ceza reisi bir dedenin görevi nedeniyle Denizli'de dünyaya geliyorsunuz. Evet. Babacığınız Oktay İbar bir fotoğrafçı. Evet. Foto Oktay diye bir fotoğraf stüdyosu. Stüdyosu çocukluğunuzun yarısını kaplayacak. Ay, anneniz Benan Hanım. Gerçi belliymiş, saçma bir soru sordum ama. Araştırmalardan hiç haberim yoktu bu arada. Bütün bunlar bana sürpriz. Yalnız bu fotoğraf gerçekten çok tatlı bir dedem, fotoğraf. Neden önemli? Çünkü Demet Hanım'ın 6 aylıkken fotoğrafını çekiyor ve bebek güzeli yarışmasına gönderiyor. Evet. O fotoğraf sanıyorum o değil mi? O değil. Onda böyle başka bir eşarp var. Peki ve... Bu o değil. En güzel üçüncü bebek olarak geliyor. İlk ödül geliyor mu diyelim aslında. Hani ilk yıldız meslek hayatımı yapar. Diyordum böyle sahnede. Küçük bir gösterim vardı. Güzellik yarışmasıyla başladım meslek hayatıma dediğim oydu. Kesinlikle. Hakikaten o fotoğraflardır. Tabii ki o yaşlarda değildi bu içime düşen ateş. Ama ilkokulu bitirdiğim sırada başka hiçbir şey hayal etmiyordum. Çünkü... şöyle hemen onu anlatayım. En küçük kardeşimiz Kemal doğduğunda birazcık bizim sosyal hayatımız, Sedef'in ve benim sosyal hayatımızdan sorumlu olan kişi babaannemdi. Ve bizi çok fazla sinemaya, tiyatroya götürdü. Kemal bir de prematüre doğdu, biraz sorumlu bir bebekti. Annem kendini ona adadı, hiç evden çıkamıyordu bilmem ne. Hani bir yandan da al anne sen çocukları gezdir durumuyla biz babaannemle bayağı bir gezdik. Kendisi de rahmetli pek severdi sinema ve tiyatro. Çocuk oyunları, tiyatrolar, sinemalar, biz arka arkaya artık gezmediğimiz, görmediğimiz ne varsa o sıralarda bir şey kalmamıştı. Bu sanıyorum seyrettiğim filmler, oyunlar, ben her gittiğim filmden sonra eve gelir o kimse başroldeki, ben o olurdum evde. Yani annemin eşarplarını takardım, anlatıyordum hep bunları ama sanki belki şu anda tabii ilk defa izleyenler olabilir. Ben hep tekrara düşmüşüm gibi geliyor bunları daha önce söylediğim gibi. Hayır, çok güzel oluyor. İşte annemin sarı eşarbını takar Filiz Akın olurum, siyah eşarbını takar Türkan Şoray olurum. Yani Malkoçoğlu olmuşluğum da var. Ve özay gönlüm olmuşluğumuz var. Evet, beyaz gömleği giyer, annemin bol kollu beyaz gömleğini giyer, elime kardeşimin kılıcını alır Malkoçoğlu olurdum. Yani hepsi olabiliyordu bunların evde. Ama bunların hepsi hala da olabiliyor işte. Bu acaba nasıl bir şeydir? Yani kişinin bu kadar her rolün üstesinden gelmek ki sizin için söylenebilecek. Yani çalışırken şeyi düşündüm. Senin için ne ifade ediyor Demet Akbağ diye düşündüm Doğa. Hani bunca abin, ablan var, şanslısın. Hepsini izleyebildin yakından ama hep herhalde şu geliyor aklıma. O ince zekanız, işte o aslında gülen gözlerin arkasındaki o böyle bir anda hüzüne dönen bakışlar. Çünkü bunlar çok zor geçen duygular ya oyuncuya. Ve zamanlama ustalığı. Çok önemli bir şey mizahta. Tabii ki o hemen de benim o birazcık da insiyaki galiba. Yani içgüdüsel bir şey. Bu çok sonradan öğretilebilen bir şey de değil. İşte hani deniyor ya gözlem, empati, şu bu ama o olmazsa olmazı mizahın. Yani hani timing dediğimiz timing, şey. İşte hani seyircilerimiz için. Doğru zamanda doğru refleksi gösterebilmek. Önemli. Doğru anda güldürebilmek. Şimdi bunu ben öğretilebileceğini düşünmüyorum. Bu bence tamamen yetenekle ilgili bir şey. Bu içgüdüsel bir şey olsa gerek. Zamanla mı oluyor peki bu? Sizin bu konudaki... Biraz seyirciyi dinlemekle. Hı. Yani rahatladıktan sonra azıcık hani hep işte okulda da öğretilen şey dinleme çeşitleri. Seyirciyi dinleme. Kendini dinleme, karşındaki oyuncuyu dinleme. Bunun üçünü bir arada yapıp o rolünün dışına çıkmıyorsan
O zaman tam konsantrasyonla bir rolün hem içindesin hem dışındasın. Ben çok o bir rolün içine girdim oradan çıkamadımlara inanan biri değilim. Ha. Çünkü çok da fazla meslek hayatımın başından itibaren skeç ki senin de hiç yabancı evet. olduğun bir konu değil. O kadar fazla skeçlerde oynadım evet. ki çok fazla çabuk tipten tipe değiş. Ondan, hangi duyguda kalayım yani evet, değil mi? Onun için o kostümü çıkarıp o peruğu çıkardığım anda o karakter bir köşede kalır benim için. Ama ben hep oyuncu olmayı istedim. Yani yoksa illaki tamam bunun içinde tabii ki mizaha yakın olmak. Birazcık da galiba yelpaze geniş olunca oluyor. Hani şivet yeteneği, taklit yeteneği. Onlar bunlar birleşince o zaman sadece hani dramatik rollerin oyuncusu değil de komedide de kendini gösterince bir de komedide güldürebildiğini görünce tabii ki onun peşinden gidiyorsun. Çünkü zor bir şey biliyorsun. Daha zor olanı aslında. Değil mi? Ama bana dersen ki nasıl tanımlarsın kendini diye ben oyuncu olarak tanımlamak isterim. Evet ve zaten şöyle oyum. Söylüyorsunuz. Ben komedyen değilim. Ben ağlatmasını da bilen bir oyuncuyum. Bir komedi olmak oyuncusu. Olmak isteyen bir oyuncuyum. Ya evet, ama kendinizi tanımladığınızda böyle söylüyorsunuz. Evet. Çünkü sahiden de o kadar farklı şeylerde izledik ki hangi birini sayacağız şimdi? Çünkü bu komik deyip de şimdi oynadığımız filmin ya da oyunun evet. türü komedi diye ben oynadığım karakteri... O gerçekten onun acısı, yaşadığı travma neyse ben öyle oynarım. Evet. Yani benim için Feriştah da sırasında ağlayabilir. Firuzan da ağlayabilir. Züleyha da gerçekten üzülebilir. Tabii ki. Ama o gerçekten üzülür o sırada. Yani her birinde Demet'ten birer parça var ya. O Demet'in üzünlü halidir. Ben onları karikatürize etmem. O sırada türümüz komedi diye. Aa, çok güzel. Yani hani bana hep soruyorlar belki de bu sorunun cevabını kendim sordum kendim veriyorum ama hani nasıl o oluyorsun? O olurken içinde her birin hayatın içinde biz o hayatı trajikomik olarak yaşamıyor muyuz bu hayatı? Evet. Yani hani hep deriz ya bir cenazeye gideriz bazen hakikaten bir gülme krizi tutar. Bir sinir yani bu iki kardeşi bu trajikomik kardeşleri ben birbirinden çok ayırmayı sevmiyorum. Onlar bir arada iyiler. Ve bir arada doğrular. O zaman daha karakter oluyor. Tip olmuyor oynadığın şeyler. Yani hüznüyle, işte neyse mizahıyla hepsini bir arada harmanlamak lazım. Tatlı geliyor bana. İnsan çünkü onlarda. Evet. Yani Züleyha bir insan değil mi? Evet, evet. Öt zöt bağırıyordu ama evet. biri canınız yaktığı zaman ya da sevdiği birinin evet. canı yandığı zaman... Değil mi orada? Yani orada bir... sevdiği birinin canı yandı. Diye ağlamıyor o bir komedi evet. diye. Yani aynen. ağlıyorsam ağlıyordum o ben. O Züleyha gibi ağlıyor. Yani işte o bir yani bunu yapmayınca o zaman oynadığın karakterler daha derinlikli oluyor. Daha seyirciye daha doğru geçiyor ve evet o olmuş diyorlar. Hani bana diyorlar biz size hem orada inandık hem burada evet. inandık. Şimdi burada bizi ağlattınız biz buna nasıl inandık kendimiz de şaşırdık. Hani bana böyle sorular geliyor diye bu senin aracılığınla onları tabii, da cevaplayayım. Doğru, doğru. Ben onları insan olarak görüyorum. Ve önce oynadığım karaktere çok inanıyorum. Yani bu lafı söylerken bu kadın burada belli ki bu Züleyha burada üzülüyor. O zaman üzülsün. Niye komedi diye atlayayım evet, ki ben bunu? Evet, ya evet. da niye altını çizip sadece grotesk evet, bir şey evet. yapayım diyorsunuz yani, değil mi? Hani eğer ne yaptığımı soruyorsan tabii. böyle yapıyorum ben. Peki, benim yolum bu daha doğrusu. Ben böyle olur diye bir iddiam yok ama ben bu yolu seçtim. Peki o tip ya yani onun o saçı işte Eyvah Eyvah'taki hatunun o dişleri ne diyeyim Feriştah'ın o lekesi tüm bunlar... Sizin önünüze gelir mi? Yani Yılmaz Erdoğan tabii bunların birçoğunun Eyvah Eyvah hariç ama yazarı, çizeri. O mu hazırlar getirir yoksa Demet Akbağ mı der? Ya bu kadının mor bir lekesi olmalı ve işte Yemenisini böyle bağlamalı. Güzel. Tabii ki fikrim mutlaka vardır. Oynayacağım. Hele bir de o tamamdır ben bunu oynuyorsam dedim mi onun bir şekli gözümün önüne gelir. Ama çok iyi bildiğin gibi Suzan Kardeş faktörünü de atlamayalım. Suzan Kardeş tabii. Suzan Kardeş bir de tiyatro ve BKM'nin kurulduğu günden itibaren yanımızda olan biri olarak. Tabii. Bir de tiyatrodaki bütün tiplerde onun da parmağı var. Ama Firuzan'da biraz daha... Onda nasıl mesela? İlk okuduğumdan itibaren o bir
benim gözümde canlanan renkli kadın ve mutlaka dişlerimiz uzun uzun ve pırıl pırıl ve bembeyaz yapılı ve ilave bir diş ve saç, o fikir benimdi. Çok konuştuk şu tipleri. Sinemadan bir başlayalım. Sinema bir kolejimiz var. Tamam. O sinemadaki o güçlü ve tatlı kadınları bir izleyelim. Buyursunlar, tamam. Gelsin. Bunun çişi gelmiş. Ne yapacağız enişte? Bir sorumuz olacak. Onları ben soracağım hanımefendi. Ya, onu biliyoruz da hocam. Arkadaşlarla bahse girdik. En büyük iki aşkınız konusunda. Evet hocam. Tamam. Oldu. Geçmiş olsun Hatice Hanım. Kaç defa kulağını çektik. Her defasında gidip yerine protez kulak taktık. Sonra babası belki her gün kafasını yarımşar saat su dolu küvetin içinde tuttu ama ne yapayım? Ben ne yapayım yani? Şanssızlığın da böylesi. Tuz yüklü kamyon tuzlu suya uçuyor. Ha, gel de tuzla suyu ayır ayırabilirsen değil mi? Ali uyan karpuz ziflen. Ne lan? Sıkkımın kökü var, yer misin diyorum. Politikaya atılmak için bir insanda olmaması gereken her şey sende yok. Çok güzel bir laf vardı. Beceriksiz bir aşk perisi bu kayıp ruhlara bir oyun oynamış. Kenetlenmişler ama bir yıkılsa öbürü de gümbür gümbür gidecek. Yok hayır. Bu çöküşe izin veremezdik. Seninki yine asker ha? He. Hem de bizim yarım akıllı Veli. Sonunda anlamaya başladım. Bak ne güzel. Ne? Yok bir şey. Ben Hazan için gelmiştim. Ha, şu yeni gelenler. Söylesene be kızım. Mehtap ben. Nerede bu aşk olmazsa, kalbim böyle yanmazsa, kim arar seni, kim arar? Ya pardon doktor bey. Ya ben küçükken bir kertenkele tarafından sokulmuştum da böyle her tarafım kabarcık kabarcık olmuştu. Yine öyle olur muyum acaba bu yaradan? Benim koca öldükten sonra ben kaldım iki çocuklu ortada. Aslında iyi bir insan. Neler çekti bu Füsun bu Macit'ten, oh oh. Bakma şimdi süngüsü düşmüştür. Bak oğlum, kadından belediye reisi. Anladın? He. Fakat yanlış yanlış şeyler öğretiyorsun çocuğa. Haydi geç. Bunu ne çekiyordun buraya? Ferhat abi. Tebrik ederim Necmi Hanım. Hele o dönüşü yapalım bir o dön. Böyle yapsak kapanır mı? Şöyle kafana koysak. Hele bir aç ya. Yok yok yok, çok çirkin oldu. Bütün mesele ne senin biliyor musun? Sen acı çekmemek için kendini kandırmayı tercih ediyorsun. Buyur, kimsin? Hüseyin. Firuzan abla. Ne yapıyorsun be? Dur bak, daha neler yapacağım sana. Geriye ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Belki 40 yıl, belki bir gün. Geriye kalan hayat benim ve artık ben nasıl istiyorsam öyle geçecek. Ben bu gemiden mutlu ineceğim. Ben artık bir taksi bulup evime müsaade isteyeyim, sizden gideyim ben. Sizin bu ev kızı halleriniz öldürecek beni. Aç bakayım ağzını. Diş yok, diş. Çene var ama can 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 konuşuyorsun. Aslında şu cümleye bir tokat gibisiniz yani. Hani çok samimi söylüyorum bunu. Ya bu kadın oyuncular şanssız abi. Hep aynı roller geliyor ya da ya bize de rol gelmiyor. Yani oyuncu dediğin işte erkek, işte görüyorsun abi, starlar her zaman erkek. Yani Türkiye'deki yani bu algının çok dışında bir oyuncusunuz siz. Bilmiyorum alternatifiniz yani var mı diye, yani mutlaka olabilir ama hem tiyatroda hem sinemada hem televizyonda. Bu bir şans mı yoksa bu açık yürekli olmak mı? Yani ben her rolü oynarım arkadaş gibi bir duruş mu bu? Ben öyle bir cümle kurmak bana her zaman iddialı geliyor ama o her rolü oynamayı isterim yani. Biraz aç gözlüyüm ben o ya konuda. Işte. İçime sinen ve orada olursam iyi olacağına inandığım. Yani ben hiçbir projeyi okurken Demet Akbağ bunu nasıl oynar diye okumam. Demet bunu nasıl, ne yapar yani, hani okuldan çıkmışsın, oyuncu olacağım diye yola çıkmışsın, bir oyuncusun. Bunu da bir konuşmam sırasında buldum. Şöyle sormuşlardı. Yani işte okurken bir proje önünüze geldiğinizde korkmuyor musunuz? Hani ben daha önce güldürdüm, şimdi bununla nasıl ağlatırım, ya da daha önce şunu yaptım, acaba şimdi burada ne yapayım? O neden oluyor biliyor musun? Kendi adın ve soyadın birazcık öne geçmeye başlayınca projeleri kabul ederken, teklifleri değerlendirirken onu çok düşünmemek lazım. Yani ben öyle yapıyorum.
Yani bir Demet Akbağ şimdi bunu niye oynasın demiyorum yani. Yani sizlerin beni algıladığı gibi ben algılamıyorum kendimi. O yüzden de ona biraz daha galiba safiyane yaklaşıyorum. Evet, o amatör ruhla ve o sanki ilk günkü heyecanı gibi. Evet, evet. Ve aslında en güzel şeyi söylediniz. İçinizde o iştah var. İştah var. Oynamak istiyorum dediniz zaten. Evet, yani bundan daha güzel bir şey olamaz herhalde. Evet, o iştah var. O evet. iştahla yaklaşıyorum. Ve evet arkadaşlar, bu tamamdır. Ben bu bende dediğim zaman da fena bir şey çıkmıyor ortaya. Ve bunlar da zaman içinde hep renkli renkli ve birbirinden farklı tipler oldu. Biraz daha... Türk sinemasının star değil de senaryo odaklı ilerleyişinin de bunda katkısı var. Hani bulduk güzel kadınımızı, bulduk yakışıklı erkeğimizi, bir film çekelim değil. Diye değil de evet, biraz doğru. daha senaryoların bir derdi olsun, bir şey anlatsın, bir karakter anlatalım dendiği noktada. Efendim tiyatro oyuncularına biraz daha iş düştüğü noktada, işte sesli filmlerin artık çekildiği noktada, yani pek çok şey var. Benim doğru. hem geç sinemaya başlamam aslında geç sayılır. Geç, doğru. Yani gençliğim bir sürü filmle dolu değil benim. Ama çok oyun. Hem o zaman da zaten o kadar çok vaktiniz... tiyatro vardı ki zaten ona vakit tabii, yoktu. Tabii. Ama peşi sıra filmler geldi ve bir de üstüne üstlük bu filmler seri filmler olunca. Hani devamı geldi. Devamı geldi. Yok işte onun üçünü çekerken bunun ikisini evet. çektik falan derken bir baktım ki benim hatta iki sezon üst üste vizyonda iki ayrı filmim oldu. Öyle denk geldi çünkü. Bayağı böyle bir hızlandırılmış bir sinema birikimi oldu. Dönelim tiyatroya. Evet. Sahnedeki Demet ne hisseder? Yani çıktı, mesela en son hangisini izlemiştim? Haybeden'i izlemiştim Haybeden galiba değil mi? Zaten hem de birkaç kere, evet, birkaç bir kere seyretmiştim. Istedim. Yani atıyorum bir ay sonra bir daha, bir ay, iki ay sonra bir daha giderek izlemiştim. Nasıl bir şey? Yani Demet sahneye çıkıyor. Çünkü şöyle hayal ediyorum sizi. Çıkıyorsunuz, seyirci Demet Akbağ gördü, alkışlıyor. Evet. Demet Akbağ bir role girdi, tipi çok sevdi, yani o kadını çok sevdi, seyirci alkışlıyor. Ama siz orada hem Demet Akbağ hem Yılmaz Erdoğan'ın partneri, orada başka bir dostluk ama bir rol de işin içinde. Hani bu kadar ilginin bir arada olması sahnede nasıl çok, bir patlama, nasıl işte bir his? Gerçek tatmin orada yani. O başka bir şey yani. Orada seyircinin reaksiyonunu ve nefesini hissetmek, hatta yaptığın işin karşılığını keş almak diyorum ya ben ona. Ne güzel. Yani anlatabildim herhalde. Keş derken alkış olarak geliyor. Keş yani. Evet, şey evet. değil. Maddi olarak değil tabii ki sözünü ettiğim şey. O sırada seyirciden onu peşin peşin duymak çok acayip bir has. Ve geri dönüşü yok. Yaptığın hatanın telafisi yok. O yüzden de adrenalin çok yüksek ve bambaşka bir şey oluyor orada. Sahnede başka bir şey oluyor. Başka bir inşaat kuruluyor seyirciyle aranda. Başka bir ilişki kuruluyor seyirciyle. Çünkü sahnede olmanın getirisi 3 kişi de olsa karşında onlarsız olmuyor ya sahnede evet. olmak. Yani evet bir oyun metni, bir oyun, bir oyuncu. Mekan önemli değil ama seyircisiz olmuyor tiyatro. Tabii ki muhakkak. Sonunda büyük bir alkış. Oyun bittikten sonra ne hissedersiniz? En güzel zamanı. O final alkışı. Alkışlandık. O bizim, mesela şey çok sevmem. Matine Suare'yi çok sevmem. Bütün oyuncular gibi. Ben zannederim ki Matine Suare'de. Suare'de seyirciler kalkmadı. Orada oturuyor. İkinciyi aynı seyircilere oynayacak. Ay diyorum şimdi yaptığımız şakaları bir de onlara mı yapacağız? Aynı şeyi duymaktan sıkılmayacaklar. Gün içinde. Hep öyle hissiyat. Ama gece oyun bitmese tiyatroda mı kalırsınız? Var mıdır öyle alışkanlıklarınız? Çıkmam. Eve gidip ne yaparsınız mesela? Hemen hani... çıkmam. Hemen yani asla adrenalin öyle tavan yapmışken uyumak söz konusu değil. Değil öyle hemen bir anda. Mutlaka biraz sohbeti olur. Ama ben tiyatroya... Çok erken gidip çok geç çıkanlardanım. Yani orada geçirirsiniz. Orada geçiririm zamanı. Keyfi. Bir de mesela misafirim oyuna gelmişse hadi gel buradan bir yere gidelim demem. Orada oturulur. Evet. Yani bir de bizim tiyatro öyleydi yani. Orası bizim evimiz gibiydi yani. Evimde ne kadar rahat ediyorsam orada da o kadar rahat ediyordum yani. Zaten o kadar merkezi bir yerde ki Beşiktaş'ta yediğimiz içtiğimiz her şeyimiz etrafımızda var. Hepimizin evi oldu orası. Hepimizin evi. Ekmek kapısı. Yani çok özel bir çok, yer. Çok zaman geçirdim. Tabii yani. Zaten bizim kulislerde hep fotoğraflarınız var. Oyundan izleriniz var falan. Yani yaşıyor orası. Şimdi ona... size geldiğim zaman bazen kulise hala bir
tuhaf hissederim yani. Hissediyorsunuz evet. Çünkü orada yıllarınız geçti. Çok, çok, çok. Yani evimden çok zaman geçiriyordum bir ara. Yeni bir proje olacak mı peki tiyatroda? Çünkü ne kadar oldu? Bakayım senesi bayağı oldu. Valla böyle seyirciye hep sorulduğunda söz veriyormuşum ve ot yüzümü tutamıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Ama inan ve inanın çok fazla tekst okuyorum. Tahmin ediyorum. Ama arayı da çok açınca iş daha da zorlaşıyor. Eşin tamam da diyorum yani ben bekledim bununla mı dönüyorum şimdi diyorum ben. Bu mudur diyorum yani ben bekledim bu mudur şimdi diyorum benim oyuna. Geç başka bir şey daha okuyayım. Bunu derken çok büyük bir süratle geçti zaman. Peki Yılmaz Erdoğan yine acaba burada bir devreye girer mi? Çünkü siz birbirinizin artık değil mi kaşıyla gözüyle anlaşıp vallahi bilemiyorum oynayan... O da birazcık uzaklaştı tiyatrodan. Evet. Daha çok sinemasal hareketler evet, peşinde. O yüzden ondan böyle bir şey gelirse çok büyük, bana bile çok büyük sürpriz olur. Ama çok isteriz ya. Bana tiyatro, bile büyük sürpriz olur zannetmiyorum. Şey. Ama ben bu arada bol bol okuyorum yani. Ama zor bir şey, haklısınız yani evet. Yeniden içinize sinen bir şey evet, seçmek. Evet, evet. Peki bir kurallar? Evet. Hani benim şöyle kurallarım var Doğa. Şu roller çerçevesinde bir şey oynayın. Beni yok, orada hayır, göremezsin. Hayır. Şu tip rolleri oynamam var mıdır böyle bir şey? Var mıydı? Yok. Var mıydı böyle bir düşünceler? Rol yok. Zaten o rol kendini belli ediyor. Yani hikaye güzel olsun, dramatik yapısı güzel olsun, oynayacağım karakter beni heyecanlandırsın. Hani ben niye oynadığımın cevabını okurken kendime veriyorum yani. O cevabı evet doğru tamamdır deyince benim içime sinen çok hakikaten kendi yüreğimin sesini dinlediğim zaman hata daha az yapıyorum. Orada demek ki bir şey geliyor. Evet, yani. Evet. Yani sanki hani seyircinin beni nasıl görmek isteyeceğini ya da nasıl görmek istemeyeceğini hissediyorum ben. Herhalde birazcık da başarılı olduysam bunun da payı vardır. Yani seyirci aslında... Başarılı iş ve proje seçimlerimde diyeyim. Yani seyirciye hayal kırıklığını uğratmamak hissi de var sizde, çok titizleniyorum, evet. Ya ne enteresan. Evet. Ya şimdi ben kafamı dikmeye gidiyorum. Beni niye seyretsin seyirci bu rolde? Bu soruyu ben önce kendime dışarıdan bakarak soruyorum. Çünkü bazen de çok yukarıdan bakıyorum dışarıdan, fazla uzaktan bakıyorum. Azıcık daha yakından baksam daha iyi olacak. Çünkü çok yukarıdan da bakınca çok daha zor karar veriyorum. Yani daha seçici oluyorum. Seçici olunca da ara vermiş oluyorsun. Ara verince de seyirci diyor ki hadi özledik. Evet. Ne zaman geliyorsunuz? Ben diyorum ki işte size biraz daha mahcup olmayayım diye özenli davranıyorum seçimlerimde. Bilmem olsun birazcık da risk almak lazım. Risk almadan da o başarı yakalanmıyor. Yani o zaman da bir şey yapmamış oluyorsun. O riski almayınca. Evet, halbuki pek çok yapımcı ve yönetmen arkadaşım bana diyorlar ki ya biz hayal ediyoruz, sen niye kendini hayal etmiyorsun? Evet, bu çok sıradan gibi görünen şey zaten. Evet, geçenlerde Murat Şeker onu söyledi. Onun hoşuma gitti söyleyeyim. Senin dedi sıradanmış gibi görünen rolleri sıra dışı yapmak gibi bir yeteneğin var ama galiba bunun farkında değilsin dedi. Evet, çok bu çok hoşuma gitti. Çok o yüzden dedi bu sıradan gördüğün şeylere evet demekten ürkme, korkma. Yani git üstüne, o zaten senin eline geçince bir dedi hali hamur bir şey oluyor o dedi. Başka bir şekil alıyor çok dedi. Çok güzel söylemiş. Evet, bu çok hoşuma gitti benim. Ama şimdi bu izledik sinemada sıradan diyebileceğimiz bir tipimiz yok. Hepsi kazınmış bir yani. Bir değişik yani değişiklikleri var. Hadi dizilere de bakalım dizilere o zaman. Bakalım. Televizyona peki, da bir göz atalım. Peki. Orada neler vardı? 1960 yılında İstanbul'da doğdum. Yalana bak. Konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim. Ve ilk olarak Yesari Asım Arsoy'un bir Yörük Sema ile programa başlamak istiyorum. Biz kulis yapıyorduk efendim. Başbakan acaba nasıl bir kabine kuracak? Onu deyimle. O zaman kümes tarafına gel. Kümes tarafına gelince 3 kere keçi meler, tavuk cazlar diye bağır. Çok güzel terlikler de beyaz çorap. Siyah giyince de kızıyor abla. Senin de işin zor be Tahsin'im. Ben gidip bakayım şuna. Tamam. Baba! Ne oluyor burada, iyi misin? Kendini zincirlemiş yenge. Görüyorum Necmi. İyi misin baba? Daha ne olsun ki, yeri var. Benim gibi gevrekliğinden sual olmaz bir kadının kocası meşe ağacından yapılmış ve ben onu yapmak istiyorum. Kızlar nerede Fatma? Hatice nerede? Vahide nerede? Zarife nerede? Abla sen bilmezsin başımıza neler geldi.
Ay, beğendiğine çok sevindim hayatım. O zaman hemen sana bir tane daha koyayım. Hiç kimse sana ne yapacağını söyleyemez. İstediğin yere otur, istediğin zaman kalk, istediğin zaman ye, istediğin zaman yat. Ben mağdur sıfatıyla uğraşıyorum. Anladın mı? Dalet. Allah, uzatmaya dalet. Çığırından çıkmış çığırım ol. Ne üdüğü belirsiz idüğüm ol. Adamın dibi, adamın kökü, adamın kare kökü. Al beni, al beni, al. Burada doğaçlama var mı mesela? Ama neler bulmuşsunuz gerçekten. Yani o kadar unuttuğum şeyler var ki içinde, çok eskiler var. Bu konuya ayrıca gireceğim. Bunları bana hediye edin sonra. Tabii ki yapmaz mıyız? Sizin için hazırladım. Benim arşivimde yok bu kadarı yani, açık ve net söyleyeyim. Tebrik ediyorum sevgili yönetmenimizi ve ekibini. Evet, Sema'cığımız, editörümüz. Evet, vallahi editörümüzü de tebrik ediyorum Sema'yı. Çok güzel şeyler bulmuş. Ay evet, bunlar yok bende ya. Adamın bir anda ben... Adamın kökü. O an doğaçlama yapar mısınız? Çok ya, yoksa çok. Metne sağdık. O edeleler medeleler nereden çıktı? Onlar hep doğaç mı? Canım, onlar öyle gitti. Ay, onları ne tatlı. Yani daha doğrusu ettik, o adeleyi edele diye söyleyince kalıcı oldu diyeyim. Kalıcı oldu, evet. Öyle oldu. O edeleler bir de böyle içi çeke çeke böyle. Bir dönem onlarla büyüdük. Büyüdünüz hepiniz. Ben şeyi çok taklit ederdim. Teşekkürler, iyi günler. Size iyi günler. Allah, ölürdüm valla, ölürdüm. Her size iyi günler. Evet vardı. Konservatuardaydım, o zaman gelirdim. Evet. Herkese ne oldu, Demet Akmağ mı oldu? İnşallah. Kapı açışı mesela, o saçım. Saçını böyle yapardı ya. Saçını şöyle yapıp şunu yapardım, evet, kapıyı açarken. Evet. Telefonu o da. O neden oldu biliyor musun? Niye? O öyle Lütfiye yapsın diye olmadı. Üç kamera çekiyoruz şimdi, gayet iyi bileceğim bir konu bu. BKM sahne. Kapanmasın diye değil mi? Evet. Hep kapılar bir o tarafta bir bu tarafta ya. Demet, yüzün kapanmasın yüzün görünmüyor. Yüzün kapanmasın yüzün görünmüyor. Ben de her seferinde karşımdaki oyuncuyla böyle konuşuyorum diye. O yüzümü kapa, sonra o tik ona oturdu. Ama yani. Ondan sonra o Lütfiye'nin kapı açışı oldu. O demiyor muydu teşekkürler, iyi günler diye telefonlara? Size iyi günler o. Ama havalanıyordu Lütfiye, ya. Lütfiye tabii kapatırken size iyi günler diye. Size iyi günler. Yani harikaydı. Gerçekten harikaydı. Komedi oynarken, ki bu sizde var yine işte, nasıl göründüğünüzü hiç önemsemeden bir oyunculuktan bahsediyorum şimdi. Ha, bir kadın olarak mı? Evet. Ya şöyle yapayım ama işte buram belki biraz daha iyi çıksın ama yo, Doğacığım, oralara girersek hiç olmaz bu işler. Bunları hiç yapamayız bu işler o zaman. O çok zor bir şey. Çirkinleşmekten korkmamak lazım. O yani işe kadın, güzel kadın tarafından bakarsan hiç olacak iş değil. O bambaşka bir şey yani. Ama illaki komedyen olmak için çirkin de olmak gerekmez. Ama görselliğini o anda düşünemez ki kişi. Tabii ki. Tabii öyle ki. Değil mi? Tabii ki. Hani ben nasıl o şeye de karşıyımdır çünkü. Sen şişmanken çok iyiydin, niye zayıfladın? Bak, hiç senden komedyen olmaz derlerdi bir ara. İllaki komedyenler hani birazcık şişman, birazcık işte... Evet, doğru. Bu hani da zayıfladı, komedi esprisini yitirdi gibi. Bu da zayıfladı. Evet. O da değil yani. Evet. O komedi öyle bir şey değil. O iş bakışta, o söylediğin zamanlamada, o söylediğin yelpazede, o başka bir şey yani. Ona çok inanmıyorum. Ve sahiden de kendin de hissetmek o güldürüyü yani. Değil mi? İçinde kendin de gülmek belki onu. Tabii. Şimdi hep gülerken, gülerek izlediniz kendinizi. Çoğu oyuncu kendine bakamıyor, kendinden rahatsız oluyor, utanıyor. Mutlaka sizin de belki yaşadığınız olmuştur öyle. Ben ilk, bakamadınız falan. İlk, mesleğe ilk başladığım zamanlar, yani oralara girsek ben hiç seyredemiyordum ki kendimi. Hiç, korku filmi gibi. Özellikle kapatıyordum yani. Sonra o hangi projeyle oldu hatırlamıyorum. Bir Deme Tiyatro ile oldu tabii canım. Bir Deme Tiyatro'dan öncesi hiç seyretmiyorum. Bir Deme Tiyatro ile. Seyredip hatalı, kendime göre hatalı bulduğum şeyleri ya da bakışları, daha küçük oynamayı falan biraz daha öğretici buldum ve ondan sonra seyretmeye başladım. Pek tahammülüm yoktu yani, böyle bakıyordum. Öyle mi? Evet. Ama şimdi tabii öyle bakmıyorsunuz. O ben yaptım yani. Oldu geçti, o bitti, tamam başkasına geçelim diyordum. Aa, yani. Evet. Çok enteresan. Hiç oralara bakamıyordum. Sonra öğrendim kendimi seyretmeyi. Şimdi gülerek ama keyfini alıyorsunuz ya, işte. Keyif de değil de biraz tuhaf da geliyor yani. Bir delilik hali bu. Mazideki hallerim, o saçım, başım, o iyice zayıf cılız hallerim, sesim daha cıvız cıvız çıkıyor. Bir mazi daha var ama ya, onu da vereceğim. Öyle mi? Reklama gitmem gerekiyor ama gitmiyorum. Bir mazi var ya şöyle,
Çok sanat güneşimizden bir mazi. Ha. Hadi onu girelim mi? Belki hatırlayacak mısınız bilmiyorum ama. Yalnız bu kalem kağıt gerektiriyor. Tamam. Hazır mısın? Ha, zor bilmecem de. Yok fazla zor. Hacı zor bilmecem olan. Şimdi can benim. Hı. 10 artı 10 artı 30 eşittir 100 çıkacak benim hesabıma göre. Düşün bakalım. Bakın hiç çıkıyor mu? Evet. 10. Ben en iyisi barnak hesabı yapayım. Barnak hesabım kuvvetlidir benim. Nasıl istersin? Şimdi şöyle yapıyoruz. 10. Evet. Artı 10. Evet. Ediyor 20. Evet. 30 yani 3 tane 10. Bunları da birleştirdin mi? Aa işte böyle bir 50 çıkıyor. Hayır 100 çıkacak Can Dedenciğim. Olur mu 50 çıkıyor? 100 çıkacak ama. Biraz düşün. Modern matematik falan olmasın bir karışık. Biraz öyle. Ay Allah 10, 10. 3 tane daha 30. Et Allah ben de 50 çıkıyor. O zaman... Yine neticeyi ben söyleyeyim. Olur tamam buyurun. Arkadaşlarına öğretirsin ki. Tamam. Şimdi bak canım. Yazıyoruz. 10. Evet. Yazdık mı canım? Yazdık. Onu da buraya yazıyoruz. Ha, onu da yazdık. Evet. Daha da yapıyorsunuz. Buraya da şöyle bir 30 yazdık. Ne oldu öyle? Evet. Şöylece bir... Ne oldu öyle? Yarım eliks çizdik. Aa! İşte size 100 çıktı. Aa sürüm çıktı. Ay 100 onun için. Tabii. Tamam ben. Tamam üşendim vallahi aşkına. Ben çok üzüldüm bayıldım. O zaman arkadaşlarına git aynı. Hemen gidip bizim çekin ekibine yapayım bakayım. Sonra bilemeyecekler. Onlar bilirler. Bilirler. Vallahi bilirler. Ay ne kadar heyecanlanmıştım o gün. Ya. Ay. İlk kez mi burada tanış oluyorsunuz? Evet. Bir eğlence programı çekiyoruz. Rahmetli Aydoğan abi, Aydoğan Ergezen, Ayşe Egesoy. Onlarla o eğlence programının stüdyo temizlik görevlisini oynuyorum ben de. Can Feda'ydı orada ismim. Doğru hatırlıyorum, evet. Ve her hafta o haftanın az solisti stüdyomuzda çok güzel ışıklandırma falan her şey stüdyo yapılıyor. Ve stüdyoya konuk geliyor. Ve benim de onunla mini bir skecim oluyor. Gelen az solistle. Fakat biz bu çekimi Zeki Müren'in evinde yaptık. Yani biz ona gittik. Çünkü hastaydı. Stüdyoya gelemedi. Zaten hep programda yapılan çekim hep oturaraktır. Hani hiç öyle kalkıp minik adımlarıyla evet. Dolaşıma hiç öyle değil. Hep şöyle belden yukarısı hani vardır ya onun şu duruşları şu duruşları. Ve bütün ekip onun Anadolu yakasındaki evine kurulduk ve çekimi orada yaptık. Ve bu şakayı da bana kendisi hazırlamış. Evet, beni seyrediyormuş, pek de seviyormuş televizyonunda. Bu dedi bana ait bir şaka. Yani bu programın hani, yazarlarının yazdığı kendisi bir şey değil. Evet, evet, kendi ya. Yapmak istedi. Ben yani. Sana bir şey hazırladım dedi bana. Ve benim için muhteşem bir anı. Kesinlikle bizim için de öyle oldu. Nurlar içinde yatsın. Evet, araya reklama gidiyormuşuz efendim. Komedinin altının çizilmesini istemiyorum. Seyirci kendine göre bir şeyler çıkarsın isterim hep. Bu da sanıyorum sizin felsefelerinizden bir tanesi midir oyunculuğunuzun sırlarında? Evet yani onu şöyle özetleyeyim sana. Eğer... bir diyaloğun içinde, bir repliğin içinde replik fazlasıyla kıskançlık barındırıyorsa ya da korku barındırıyorsa ya da şaşkınlık barındırıyorsa üstelik de ifade ediyorsan bunu. Tamam. Ben bir de onu mimime oturtmam. Anlatabildim mi? Çok iyi, o kadar güzel anladım ki. O ikisi ki. Üst üste gelince altı biraz şekeri fazla kaçmış tatlı gibi oluyor. Yani ya orada zaten o cümleyi o söylüyorum. Cümle var yani. Bir de onun üstüne onu ekleme. Bir ara hocalık yaptığım dönemde en çok bunu çalışırdık öğrencilerle. Çok güzelmiş ama. Ben ne notlar aldım. Ben meraklı ve çalışkan ve sömürmeyi çok seven biri olduğum için. Bilmiyorum sorunun karşılığına kesinlikle denk geldi aldım. Mi bu? Eminim seyircilerimiz de aldı ama son olarak şunu soracağım. Bunca yıldır sadakatle sizi seven ve sizi yalnız bırakmayan seyirciniz... ki bu çok özel bir kitle. Bu seyirci çok kıymetli ve izliyorlar bizi biliyorum. Evet. Onlara şöyle desem ki ve genç oyuncular veya bizim gibi böyle size meraklı komediye düşkün oyuncular nasıl ilerlesinler? Pardon bu ikinci soru. İlk soru bunca seven seyirciye ne demek istersiniz buradan bizim aracılığımızla? Çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu kariyeri onlarla el ele yürüdüm.
benim yüreğimin attığı, benim hissettiğim şeyleri onlara da hissettirebildiğim için ve beni bu kadar mutlu ettikleri için ve alkışladıkları için bir kere senin aracılığınla çok çok teşekkür etmek isterim her birine. Onu ilettik ve genç arkadaşlara, oyunculuğa gönül verenlere ya da ben ve benim gibi komediye düşkün olan kişilere ne söylemek istersiniz efendim? Çok sev, çok sahip çık ve çok izle. Ve hep ilk aklına geleni yapma. Bir tık daha düşün. Bazen çok kolay gibi gelir. Yani aman canım bunda da bir şey yok ki. Bu biraz düz bir cümle ya da bu biraz düz bir rol deyip de onun içindeki küçücük ayrıntıyı yakalamaya çalışmalarını öneririm. Hani bilmiyorum mizah için mi bunu söylüyorsun? Mizah daha için çok, daha çok ben kendim soruyorum ya bugün soruları kendime yaptım. O zaman söyleyeyim ilk akla geleni yapma. Çok iyiymiş bu, harikaymış. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ağırladığın için. Nice güzel projelerle aynı iştahla biz de sizi izlemeyi umarım, bekliyoruz. Umarım çok teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim, sevgiyle kalın.